Evet Nevra'cığım, arkadaşların puanlarını kullandılar. Evet. En düşük kaç bekliyorsun? En düşük kaç bekliyorum? Yani zevkler renkler zaten değil, yani farklı herkesin. O yüzden en düşük 7 bekliyorum açıkçası. En düşük 7. Evet, en düşük onu bekliyorum. Puanlamaya geçmeden önce Zeynep Hanım galiba bir şeyler söylemek istiyordunuz. Çok teşekkür ederim Hasan Hanımcığım, söz fırsatı verdiğiniz Tabii, için. Tabii ne demek, hepinize Şimdi veriyoruz. ben bir şeyleri buraya güzel yaşamaya geldim. Güzel hatıralarla da ayrılmak isterim. Kimseye de içimde kırıklık kalsın istemem. Kimseyi kırmaya da gelmedim. Ama belki kırıyoruz, belki kırılıyoruz bilerek veya bilmeyerek. Dünden bir özüre ihtiyacım var. Bugün özür ikiye çıktığını düşünüyorum. Belki bugün küçük, gerçekten küçük. Hani cahil demiyorum çünkü her yere çekilebilir bir kelime. Ama küçük diyorum ben ona. Kızım yaşında çünkü. Nurda'nın bana yapmış olduğu gerçekten haksız bir yorum var. Ben buna kuru iftira diyorum. Hani ne zaman? Bugün. Dünkü yatak odası muhabbetinde ben orada hala oradayım. Videolar çekip yayınlıyorsun. Bizinde kaldım ben. Ki öyle de üzerimde yapışıp kalsın dün istemem. Evet, o öyle bir şey yok. Onu bir kere Nurda'nın kabul etmesini ve belki bir anlık ağzımdan kaçtı demesini. Yani bu onu tabii gerçekten. Çünkü neden biliyor musunuz? İftira. Ben ona hakkımı helal etmediğim sürece onda kalacak bir kul hakkı. Bunu kimse yapmamalı. Nurdan da ben de ona bir fırsat veriyorum. Çünkü yarın anda öbür gün belki bana bir şey olur, belki ona. Niye Allah üzerimizde korusun, hakla gidelim? Güzelliğe geldik buraya. Halka güzellik sunmaya geldik. O benim kızım yaşında. Ben onu öyle görüyorum. Çok canlı, heyecanlı. Aynı benim gibi duygularını yaz zirvede yaşıyor yani. Kapattığımızı düşünüyordum yani bunlar ben. Ama ben bir özür alamadım hala. Özürlenecek bir şey yapmadım çünkü Zeynep Hanım. Dün kalkıp bir de siz de söylediniz Aslı Hanım demediniz mi? Hani iftira derken açın konuşmak istemiyorum dedi. Evet. Açın bu konuyu dediniz. Ekran karşısında şu an öyle bir şekilde anlatıyorsun ki sanki ben sana çok wow bir şey yapmışım, iftira. İnsanlar izleyip diyecek ki bu kız ne yapmış, beni kötülüyorsun sen şu an, kendini cici gösterip yok kızım gibi deyip ama gün içinde benim evimde de olsun, keza bugün kaçıncı gündeyiz, hep gömerek üstüme oynayarak termos muhabbetini de unutmadım yani. Hep böyle inceden inceye tatlı tatlı. O bir eleştirir. Özür. Ne termos, özürü biz dün bunu zaten konuştuk. Asıl özür dilemesi gereken sensin bana. Çünkü neden? Yatak odamı Ergenus mu? Bir şey dedi, adını bile bilmiyorum. Ergen diyebilirsin. İlla kelimeleri türetmek zorunda değiliz. Hı hı. Ergen yatak odası. Evet senden peki küçüğüm. Kızın yaşında olabilirim. Benim yaşıma o hitap ediyor. Cahil iyi ki demedin. Cahillik yaşla alakası yok. Ben bu yaşıma gelene doğru kadar çok hayat tecrübesi gördüm. Kendi hayatımla alakalı. Ve ben bir yere geldiğime inanıyorum. Sen olaya gel. Olaya geleyim yani, ben açıkçası diyorum özür dilenecek bir şey yok. Neydi senin takıldığın olay? Tekrar hatırlayalım. Kendilerinden gizli video çekiyormuşum ve onları paylaşıyormuşum. Gizli demediler, benim hatırladığımı söyleyeyim. Oyunda göreceğiz. Hayır, video çektiğini. İzinsiz. Evimin lokasyonunu paylaştım. Bir dakika, bir dakika, izinli izinsiz. Şimdi bir saniye, sen misafirsin. Hepimiz onun evinde misafiriz. Hı. Doğru mu? Evet. Ben de su içmek istediğim zaman ya Nurdancığım su rica edebilir miyim diyorum. Örnek veriyorum. Değil mi? İstiyorum kendisinden. O doğru bir yerden verecektir. Verilmesi gereken bir yerden. Bu bir örnek. Sana soruyorum şimdi. Yani evini sosyal medyan açık senin. Herkese açık bir sosyal medyan var. Çekiyorsun. Aynı zamanda onun oturduğu evin adresi, lokasyonlar var ya. Lokasyonu işaretliyorsun. Ben böyle hatırlıyorum. O da sana diyor ki ben evimin, hani senin halka açık, herkes adresini bilmek zorunda mı? Evimin adresinin bilinmesini istemiyorum dedi. Ki buna kızlar şahit Aslı Hanım. Nazik şimdi bir şekilde uyarmadım. Ev adresi bu. Dedim. Bakın ev yer kişiye misin? Özel. Ev, hane yani. Şöyle anlatabiliyor ki muyum? İyi niyetli insanlar var. Doğru, olanlar doğru var, olmayanlar var. Ne dedi kız? Dost var, düşman evet var. Her türlü duruma açık bir durum. Kendimi bu. Kendimi ifade edebilecek miyim? Şöyle, lokasyonu değil. Mezarlık varmış, mezarlıktan dolayı bilinir dedi. Zaten burada toplam 3 mezarlık vardı. Bilinir dedi ve ben onu sildim. Bakın tamam, sildim. Akabinde yatak odasında evet bunu genelleştirdi, çoğalttı. Videolara döndü iş. Videoydu, videolara döndü. Abla bir tane değildi videon, tamam mı? Arda arda ikide bir mezarlığa yok uygun şarkılar. Ardından bugün Nurdan evine mezarlık. Ben bilinmesini istemiyorum ve sana bu kadar sert bir şekilde demedim.
ben özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben gayet nazik bir şekilde sana söyledim. Özür dilenecek bir şey yok. Kaba bir dille söyleseydim belki özür dilerdim. Kalp kırmış olurdum. Ama gayet güzel bir şekilde söyledim. Özür dilenecek hiçbir şey görmüyorum. Yatak odasını seyredenler görecekler. Tamam. Peki başka bir şey söylemek isteyen var mı? İkincisi de bugün yemek masasında ben Esra'nın bana bu kadar gönül koyduğunu bilmiyordum. Ona da çok üzüldüm. O da hani asla görüşemeyeceğim bir kişi olarak dedi ama aslında gayet de iletişim halindeydik. Bilemedim, belki de istemeden de rahatsız etmişim. Yanına giderek veya ona yardımcı olarak bazı şeylerde. Ay Zeynep abla, of ya. Bana benim gümde ergen dedin ya, asıl sen ergen tribi yapıyorsun. Of gerçekten, biz onu senden alındım, cahiliz ama konuşmak istemiyorum. Evet, bence puanlamaya geçelim bence artık. Bence de geçelim, evet. Evet. Sinem, seninle başlamak istiyorum. Benimle başlayalım. Önce puanını görelim hayatım. Sonra olur, gerekirse üzerine konuşuruz. Yedi. Beklediğim bir puandı. Yani, en düşük zaten, evet, 7 bekliyorum demiştim. Evet, en düşük 7 diyordum. Beklediğim bir puandı. Yani eleştirilerini de yaptı zaten. Hı hı. Nereden kırdın ben sormak istiyorum. Neyden kırdım? Yatak odasındaki halılardan, uyumsuz olduğundan söyledim, kırdım. Söyledim. Evet. Evet. Perden muhtemelen. Perden, mutfaktaki masan. Ama bir şey söyleyeceğim. Mutfaktaki masam neden? Ben orada yoktum mesela. Vardım da daha doğrusu sizi evet, şaka yapmıştım. Yani mutfaktaki masam çok, yani mutfağa uyabilecek bir masa değil. Ya ama mutfak benim masası için sadece öyle şeylerle ibaret mi ki? Niye? Beyaz kullanan çok fazla insan var. Hani beyaz değil, hani avantgard biraz. Değil tabii, şey avantgard değil ya. Normal bir masa yani benim için. Avantgard bu. Yani hani senin için, sen alıştığın için tabii böyle gelebilir senin için. Benim için öyle değildi. Bu sebeple. Evet. Yani daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Yorumlarımı zaten peki, yaptım sana. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Nurdan, senin de puanını görmek istiyorum. Ve ardından yorumunu alalım, olur mu? Evet. Puanım 5. Yani aynı puanı verdiğim için aynısını hayır, verecek diye düşündüm zaten. Hayır. Öyle normal. Nasıl sen bana dün dedin ya, Esra'nın evi bana daha çok hitap ediyordu. İşte ona göre verdim. Senin evin daha düşük etmeyebilir, gördüğüm için. Doğrudur. Senin de evin bana hitap etmediği için puanım 5. Tamamdır. Yani söyleyecek bir şey yok zaten. Aynı şeyleri söyleyeceği belliydi. Öyle mi? Evet. Peki. Sizinle devam edelim Zeynep Hanımcığım. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Nevra. Gerçekten hani canlı canlı görmek de bir zevkti. Yalnız ben bu evde paranın gücünü gördüm. Keşke biraz da kadının gücünü görseydim. Ne gibi hayallerini, gücü? Ne bileyim, dokunuşlar isterdim. Bunların hepsini ben zaten yaptım. Yani para olsun veya olmasın, sen daha ucuzunu yapardın. Ben kendi maddiyatıma göre ona göre aldım. Hani boyamadır vesairedir. Ne bileyim, mimar tuttum diyorsun. Bunlar çok rahatlıkla mimar yapılabilecek tuttum şeyler. Demedim. İç dizaynını haliyle biri yapacaktı. Yani şu gördüğün şeyleri ben yapacak halim yok. Ocağın yanına bile kapatmaktansa oraya bir vazo koymuşum. Ama o düşünmüşüm kelalaka işte. Kelalaka nasıl kelalaka duruyor, koymayanlar da var. Yani doğru, çok, doğru. Çok gerçekten doğru. Çok böyle çarpışıyorsunuz yaptığınız yorumlarla. Orada borusuna laf söyledim. Benim orada yaptığım çiçeğe laf söylüyorsun. Ya en azından kapatmak için bir şey var orada. Evet, ama olmamış. Ya bir çaba bir şey, olmuş çaba veya olmamış. Yani olsa da laf söylüyorsun, olmasa da laf söylüyorsun. Ben anlamıyorum. Nasıl bir yorum, nasıl bir şey? Kapatamamışsın ama. Kapanmış ama var işte yani. Orada en azından onu kapatan bir şey var. Bir çiçek var, vaza var. Hani zaten şunlar bir göstermelik, yani güzel şeyler olsun diye koyuyoruz değil mi? Yani onun için şıklık koyuluyor. Olsun, şıklık diye olsun diye koyuyoruz. Sen onu arkasından çekip görmek istersen tabii ki görürsün. Yok, ama sen sadece çekmedim, vazoyu görmek istersen onu görürsün. Senin nasıl görmek istediğine bağlı böyle şeyler. Doğrudur ama ben bakınca işte hem vazoyu hem boruyu görmeye devam ettim. Yani sen öyle çok devam et. Çok da gerçekten yorum yapılacak yani bir şey yok. Yani evine emek vermedi mi yani? İnsanlar evine emek veriyor mu? Emek verme dedim. Ya boyamam lazımdı herhalde böyle. Her şeyi boyamam lazımdı kendim. Bu alçıları falan kendim mimar yapmam. Mimar derken yok, bence sen orada şöyle yanlış anladın.
Burayı sen inşaattan mı yaptırdınız siz? Aile binası mı burası? Ev içinde hiçbir şey yoktu. Nasıldı burası? Evet, hiçbir şey yok. Mesela şu duvarlar bile burası şöyle bir salondu. Burası dışarıda gördüğünüz girişe dahildi. Tamam. Büyük bir balkon. Genelde ben şöyle biliyorum. Köy yerlerinde hani arsalar oluyor. Hı hı. Sonra bir müteahhit gibi bir şey tutuluyor ve evet, müteahhitler herkes öyle yapıyor. Sen kendin mi yapıyorsun bunları? Yani mimar derken müteahhit geliyor. İşte karton piyerini böyle yapıyor falan filan. Yani ben böyle biliyorum da. Mimarlık olsa zaten bu renk ton eşitsizliği olmaz. Hepsi böyle bir ahenkte gider. Yani özel mimar denilen bir mimar şey öyle dedim. Gibi öyle algıladın işte. Değil mi? Yani onu set arkasında öyle algılamak istemiş. Ben anladım. Istemiş. Zeynep Hanım sorduğunda bunlar sizin yok hani evin içini yapan mimar yaptı dedi. Tamam. O da ne zannetti biliyor musun? Hani sen özel bir mimar tuttun evin içini mimara yaptırdın. Evet, doğru mu? Canım öyle ya. Öyle yani. Öyle bir şey yok. Öyle algılandı yani, ben o yüzden sordum. Mimar olsa zaten bunlar bir ton eşitsizliği bir şey bulamazsın Zeynep mimar abla. Mimar derken dediğim bu tarz yani, bölgelerde. O çiçeği Zeynep de orada bulamazsın işte onu ben koydum. Böyle binaları inşaatçılara veriyorlar arsalarını. Ev haline getiriyorlar. Ve onlar da işte kafalarına göre karton piyer yapıyorlar vesaire vesaire. Anladın hani bunu da senin gibi düşünen izleyicilerimiz de bilmiş olsun böylelikle. Evet müteahhit deseydi zaten devam etmez. O anlık öyle söylemişimdir öyle. Olabilir, yani. Doğru, ama mimarın olabilir. Şeyi daha farklı. Ama hoşuma giden şeylerim de çok güzel oldu, çok vardı. Duvar kağıdını değiştirmen, yatak odanda o çiçekleri oradan kaldırman, güzel fikirler alıp yorumlara değer vermişsin. Hı hı. Hoşuma gitti. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Seninle yüzle tanışmak güzel. Çok sağ ol, ben de öyle size tanıştığım için çok mutluyum kızlar. Peki, puanlı görelim Zeynep Hanımcığım. Görelim inşallah. Mevracığım, benim sana puanım 7. Yani beklediğim puandı zaten. Hı hı. Çok da bir şey beklemiyordum. Peki, o zaman hemen Esra'cığıma geçelim. Tamam. Esra'cığım, puanını aç bence. Puanını açayım. Sonra konuşuruz gerekirse. Mevracığım, benim sana puanım 7. Teşekkür ederim Esra. Yani beğendiğin şeyleri de söyledin zaten. Aslında tarzlarımız uyuyor. Beklediğim bir puan açıkçası. Evet. Toplamda 26 puan aldın arkadaşlarından. Güzel bir puan. Güzel. Her teşekkür şey için ederim. Teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Güzel bir gündü. Sağ olun. Güzel bir karşılamaydı. Çok keyif aldık. Özlemişiz böyle yerleri. Gerçekten çok keyif aldım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim Nevracığım. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Sizlere de bugün için çok teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederiz. Nevra gelin bugün tam bir modern köy kızı gibiydi. Vallahi o karşılamasına bayıldım. Bir geldi böyle bir motorla renkli renkli dumanlar çıkardı. Ben çok şaşırdım. Çok da hoşuma gitti. Enerjisi de mükemmeldi. Ama ne yalan söyleyeyim, eve girdiğimde değişiklikleri görünce çok mutlu oldum. Hem benim tavsiyelerime uymuş, hem geçen defa katıldığında diğer arkadaşların yorumlarını gerçekten dikkate almış ve hemen hemen hepsini düzeltmeye çalışmış. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bence biz bugün burada çok keyifli dakikalar geçirdik. O güler yüzüyle de bizi çok güzel ağırladı. Diyorum ya işte misafirperverlik çok önemli. İyi hissettirdi. Bence herkes mutluydu. Nevracığım ben sana çok teşekkür ediyorum. O enerjin, o hayat enerjin hep ışıl ışıl parlasın, hiç sönmesin. Benim sana puanım 9. Nevra Gelin'in gün sonunda rakiplerinden aldığı puanlar şöyle. Sinem Gelin 7, Nurdan Gelin 5, Zeynep Gelin 7, Esra Gelin 7. Yarışmacımız Aslı Hünel'den ise 9 puan aldı ve toplamda 35 puana ulaştı. Ve yarın neredeyiz? Bendeyiz. Evet, yine Bursa'dayız efendim. Sinem'in evine konuk oluyoruz. Bakalım yarın bizi neler bekliyor olacak? Bakalım, görelim. Evet, yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.